Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılaşalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay köplep türme sakçısı kabul kılışkı başladı. 14-cü may Xitayning Undidar to'ri bergan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitay tajovuzchilari Sharqiy Turkistondagi ishlab chiqarish diviziyasi qarmoqidagi turmalarga 500 turma saqchisi qabul qilish haqida uqtirish tarqatgan. Uqtirishda 2019 yili Xitay o'lkalarida o'qish bitirgan o'quvchilardan 500 ni ishlab chiqarish diviziyasiga 6000 yuandan yuqori maosh bilan turma saqchiligiga qabul qildiganligi. Bulardan 484 o'quvchini 1-ci, 2-ci, 3-ci, 6-ci va 8-ci diviziyadagi turmalarga 16 o'quvchini Urumchi harbiy rayoniga tabe turmalarga qabul qildiganligi, saqchi maktabini bitirganlarga alohida e'tibor qilinganligi bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi ishlab chiqarish diviziyasiga tabe turmalarga jiddiy xizmatchi qabul qilishi xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun yerlik turmalardagi tutqunlarni diviziya turmalariga yotqizayotganligining bir bishorati deyishmoqda. Xitoy o'lkalariga yotqizib ketilgan tutqunlarning soni oshkorlandi. Tayvan Sharqiy Turkiston do'stlik jamiyati 16 may egilgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi turma va jazo lagerlariga qamalgan 2 milliondan ortiq tutqunni Xitoy o'lkalariga yotqizib bo'lganligi bildirilgan. Uchurda deyilishicha, Xitoy yaqinqi 3 yil ichida 4 milliondan ortiq Sharqiy Turkiston xalqini har xil to'kmatlar bilan jazo lageri va turmalarga solgan. 2018 yilning o'rtalaridan boshlab hozirgacha 2 million tutqunni Xitoy o'lkalariga yotqizib o'rinlashtirgan. Ашкарланган башка бир учурду көрсөтүлүшчө, Кытай жана Рамазан мезгилинде Шаркы Түркстан халкыны чошку күшү жеишке мажбурлаган. Рад кылган жана жеишке жүрөт кыла алмаганларды жаза лагерге солуган. Кытай уйгурлардын үй жана айыл маданиятын өзгөртүш аракети козгоду. Кытай дайырлары ватанымызда аталмыш гүзөл айыл намында бир аракет козгоп, Uyghurlarning an'anaviy turmush usulini majburiy usulda o'zgartmoqda. Xitoy vatanimizda yo'l qo'ygan atalmish Xinjiang xalq turmushi va Xinjiang ayollar ovozi nomli to'rbatlardagi xabarlarga qaraganda, bu harakat Uyghurlarning an'anaviy oila madaniyati, uy bezash va turmush odatlarini o'zgartishni nishon qilgan. Avat va Niya qatorliq nohiylarda ekilgan safarvarlik qilish yig'inlarida avom xalqdan Uylardagi gelamlarni ko'rib o'tish va supularini cho'vib, uning o'rniga karavat elish talab qilingan. Avat nohiylik hukumatining bu vaqtdagi xabarida tuvandagidek jumlalar o'rin olgan. Rahbariy kadrlar naq maydonda so'zlab tushuntirish usuli orqali ommani gelamlarni tashlib etishga, supida tamoq yeb, supida uxlaydigan, balalar topshiriqlarini mo supida o'ltirib ishlaydigan yaxshi bo'lmagan turmush odatlarini o'zgartirishga Tamaqni tamaq üstüldi yap, uyquni karavatta uxlashqa yetekçilik qildi. Halbuki chatallardagi uyğurlar va uyğur madaniyatini tadqiq qilish bilan shug'ullanib kelayotgan mutaxassislar Xitoyning bu harakatini qattiq tanqid qildi. Ular iyg'ir milliy kamistish tusini olgan bu harakatning insonlarning xususiy hayotiga va turmush usuliga iyg'ir darajada daxli taruz qilish hisoblanganligini bildirdi. Amerikadagi Indiana universitetining dotsenti Xitoyning millatlar siyosati va uyg'urlar haqidagi tadqiqot bilan shug'ullanib kelayotgan doktor Timothy Gross bu vaqtdagi xabarlarga yaqindan diqqat qilayotgan bo'lib, u Twitterdagi inkosida ma'lum jihatdan olganda men bu harakatning ruhiy va madaniyat jihatdan beradigan zarbasini lagerlar beradigan zarbadan mo ig'ir deb qarayman. Chunki bu bir insonning xususiy erkinligining birdan bir panohgohi bo'lgan uyining Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishi va majburiy usulda o'zgartirilishi bo'lib hisoblandi degan. Halbuki Xitoy rejimi o'z tashviqotlarida uyg'urlarning uylariga gelam selish, supug'i dasturxon selib mehmon kutishdek odatlarini qalaqliq deb suratlagan va yo'l yo'riqqa binoan uylaridagi supularni elibatgan oilalarni mukofotlagan. Atalmish Xinjiang xalq turmushi to'rining 13-cü may kuni tarqatgan xabardagi suratlarda Avat nohiyasi va Payzovat nohiyalarida uylaridagi supini chuvayotgan tunji turkumdagi oilalarning supurga chelak va to'q qozon bilan mukofotlanayotganligi ko'rsatilgan. Xitoy Sharqiy Turkistonda yana 200 ming oilani yurt makonlaridan ko'chirishni planlamoqda.
Atalmış Şinjan gezisinin haberine karaganda Xitay dairleri bu yıl Şarkı Türkistan'daki yazılarda atalmış emin öy kuruluşu planı boyunca yani 200 bin ailenin köçürüşünü planlamakta. Haberde bayan kılınışça Xitay merkezi dairelerinin maliye yardım bilen ile belirlevatkan bu kuruluşta Şarkı Türkistan'daki yazı ahalisini 100 külümü 40'tan 60 kvadrat metrekçe bolgan katakta küçük öylerge köçürüp umumyüzlük kaplaş azırak mı boşluk koymaslık işka aşırıldıken. Xitay dairleri atalmış emin öy kuruluşunu namıratlarını köçürüş arkalık yöleş kuruluşu edip teşvik kılıp gelmekte. Bırak çetelerdeki Uygur gözetkiciler bunu Uygurlarını yer zeminlerden ayrışını maksat kılgan kuruluş deyip karamakta. Ular Xitay rejiminin ilgirimi yer devreşki çıdamlık öy kuruluşu arkalık Uygurlarını evlat mı evlat yaşayıp gelgen öy cay ve zeminlerden ayrı vetkerlikini bildirmekte. Amerika bilen Xitay arasındaki soğudu uruşu keskinleşmekte. Amerika Prezidenti Donald Trump 15 May günü Amerika'nın devlet xavfsizliki tehdit payda kılıvatkan devletlerden uçur alaka əslahalarını setivelişin çekleydiğen Prezident kararnamesiga imza koygan idi. Bu kararnamede məlum bir devlet ya ki şirketinin ismi uçuk tilgi elinmagan. Bırak gözetkiciler bu karar arkalık Xitay'nın Huawei şirketinin Amerika bazırıgı kirişini önümlük halde çekilgeli buluduğallıqını ilgiri sürmekte. BBC'nin bu haqtaki haberi qarğanda 16 May günü Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Lu Kang Huawei şirketini nişan kılgan bu kararga narazılık bildirip Amerika Prezidenti Trump devlet bir xatarlıgı degen bahanı bilen çet el şirketlerine ziyankeşlik kılıp atıdı dedi. O yana Xitay rejiminin bununla karşı tedbir alıdığallıqını bildirdi. Ama bunun tefsilatları üstüde toxtalmadı. Amerika Prezidenti Trump'nın sabık meslekçisi Steve Bannon CNBC haberi kılgan sözü de Prezident Trump'nın Xitay bilen bolgan ilişkide çekilmeydiğallıqını bildirdi. Ve Xitay 20 yıldan bu yan bizden demokratiyemizni suistimal kılıp geldi dedi. Amerika Xitay arasındaki soğudu uruşu keskinleşivatkan bir payette Amerika bilen Rusya arasında çıkıvatkan Bahar Şamil'e dikkat kozgavatkan noktu bulup kaldı. CNN'nin haberine karaganda Amerika Taşqi İşlar Ministeri Mike Pompeo 14 May günü Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen görüşken de Prezident Trump'ın münasebetlerini yakşılaş ve hemkarlaşış arzularını bayan kılgan. Dəl şu peyitli yana Rusya Prezident Mahkemesinin bayanatçısı Dmitri Peskov, Amerika bilen Xitay otursuzdaki soğudu uruşu üstüde bergen bayanatı da, Amerika bilen Xitay arasındaki soğudu uruşu yerşari iqtisadığı selbi təsiri görüstüdü. Bırak bu uruşunun Rusya iqtisadığı görüstüdüğün təsirini mübalıqlaştırmaslık lazım. Amerika bilen Xitay iki devlet arasındaki soğudu uruşu keskinleşişi mümkün. Bırak bu bizden uruşumuz emez diyen idi. Andris Kor, Xitay'ını acizlaştırış için Amerika Şarkı Türkistan'ın müstakillikini kolluşu lazım dedi. Şarkı Türkistan'daki siyasi kriziz her kaysi akbarat vasıtlarının şundakla her saha kişilerinin dikkatini kozgandıyken Uygurlar ve onların anı makanı hakkında Amerika şundakla İngiliz tırlıq devletlerdeki kişilerine ammibab şekilde düşünce verip kilovatkan ziyalilerden biri Amerika Deniz Armiyesi İnstitutu'nun sabık okutkuçisi siyasi xeyim xatar jurnalının sahibi Andris Kor bulup hesaplandı. Doktor Andris Kor yakınkı mezgillerde arkama arkadın bir yürüyüş makallarını yazış hem de leksiya beriş arkalık Şarkı Türkistan'ın kadimki yakınkı ve hazırkı zaman tarihi dair bir qatar meselelerini Garip dünyasındaki kızlık kuşularına taktım kılıp gelmekte. Bulup mu onun yakında elan kılgan Şarkı Türkistan'ın tarihi ve hazırkı siyasetler temesindeki zor hacimlik makalesi de Uygurlar meselesinin ötmüşü, onun hazırkı ehvali hem de Xitay Kompartiyası'nın maksatları yeni bir kıtım tefsiri karab çıkılgan. Abdur bu makalesi de Uygurlarının tarihi ve hazırkı siyasi vaziyeteki dair bir neçe muhim noktalar boyunca fikri yürgüzgen bulup, bunun içinde kişinin alahid dikkatini tartıdığan bir nokta, Uygurlarının müstakil buluş arzusuna garip dünyasının yardım verişi zörür ikkenliki hakkındaki bayanlardır. Abdurun'un bayan kılışça, Uygurlar hiç olmağanda 1933 yıldaki birinci kıtımlık Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin elan kılıştığınken, özlerinin yurtunu Şarkı Türkistan deyip ataşını devam kılıp gelmekte. Ama Xitay Kompartiyası bu zeminini işgal kılgandan tartıp, onu müstemliki kılış, ucaydaki barlıq milli ve dini parihlarını tüketip, onu Xitay'nın bir parçasına aylandırı etiş üçün tarihte misli görülmegen zulümlerini otturgu çıkarıp gelmekte. Manamuşu xildeki ziddiyat sebebiden bu caydaki bir kısım Uygurlar Xitay'dan bölünüp çıkışını teşvik kılıp, terörlük ve zorluk küçü arkalık bu maksatki yetişini arzu kılışka mecburlanan. Bulup mu hazır kadak 1 milyondan 3 milyon kişi Uygur lagırlarga kamalgan dep tahmin kılınavatkan,
Uyghurlarning mavjudligi oxirgi sinoqqa duch kelayotgan vaziyatda bu xil arzu texamo kuchaygan. Abdur musha ahvollarni umumlashtirib, mushundaq ig'ir sinoqqa duch kelgan Uyghurlar o'zlarining mustaqil davlatini qurish hamda shu orqali o'zlarini qutqizishga haqliq degan xulosani chiqargan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.